Arapların meşhur putları var. Vadden, Süva, Yeğud, Yeğuk, Nasr. Bunlar Nasr daha doğrusu. Bunlar Arapların bildiği putlar. Abdullah İbni Abbas'a göre bunlar Şit peygamberin kavminden beş salih insan imiş. Bu salih insanları Kabimiz sevmişler. Allah'ın velileri olarak bilmişler, tanımışlar. Bu insanlar yaşarken çok hürmet etmişler. Bunlar ölünce görkemli kabirler yaptırmış evlatları. Onlar da ölünce torunları dedelerine ekstra bir şey yaptırmak istemişler. Demişler ki bizim torunlarımız bizim gördüğümüz dedelerimizin yüzünü görmediler. Biz gördük. Onlara onların yüzlerini miras bırakalım. Resimlerini yaptırmışlar. Onların çocukları gelmiş ya dedelerimiz büyük dedemize şunu yaptırmış. Babamız da şunu yaptırmış. E biz de bir şey yaptırmamız lazım. Biz de heykellerini yaptıralım demişler. Ve en sonunda yahu işte dedemizin dedesi şunu yaptırmış. O şunu yaptırmış. O biz de tapalım. Olmuş ve alın size veliden puta giden yol. Nasıl olur? Bir veli nasıl putlaştırılır? Veya bir peygamber nasıl puta dönüştürülür? Meselesinde işte tarihin gerçekten acayip ve garaiplerinden bir tanesi. Aslında bu bize de bir öğüt. Ey ümmeti Muhammed dikkat edin. Sevdiklerinizi zehirli sevmeyin. Sevginin en büyüğünü Allah'a ayırın. Allah'a ayırmanız gereken sevgiyi Allah'a ayırmazsanız, o sevgiyi başkasına ayırırsanız, o sizi de zehirler, akideyi de zehirler, başkalarını da zehirler. İşte Allah'a verilmesi gereken pay verilmeyince başkasına verilince, Allah'tan sevgi çalınınca rol de çalınmaya kalkılıyor. Allah'ın rolü de çalınmaya kalkılıyor. Bu ved putuna böyle denmesinin sebebi Allahu alem çok sevildiği için olsa gerek.